Çekmek, görüntüleri kameraya kaydetmek ve kaydedilen görüntüleri internete vermek serbesttir. İyi seyirler. Çok teşekkür ederiz. Ayaklarınıza sağlık. Umarım bugün buradan eğlenerek gidersiniz. Bunu garanti ediyoruz ama söz vermiyoruz. Bugün temamız yine Yeşilçam. Dün de Yeşilçam'dı. Bugün de Yeşilçam. Yarın da Yeşilçam. Yarın yok. Yeşilçam temasıyla bu sene festivalimizi bu tema üzerinden şekillendirelim istedik. Dün 5 ayrı yönetmenin Yeşilçam'ın kodlarını kullanarak ürettikleri 5 ayrı filmi izledik. Bugün de yine Yeşilçam'ın kodlarını kullanarak 3 hikaye izleyeceğiz. Bu hikayelerin ikisi kısa, bir tanesi uzun olacak. Yine sizden aldığımız yönelimlerle belirleyeceğiz bunu. O yüzden sizin etkiniz burada çok büyük. Lütfen elinizi, dilinizi korkak alıştırmayın. Tekrar kocaman bir alkış lütfen. Şimdi biz Yeşilçam teması için bir manifesto yazdık. O manifestoyu okumak için Umut'u buraya davet ediyorum. Başlamadan önce kaleme alan Oyun Hamuru Tiyatrosu'ndan Cenk'e de ayrı bir alkış peşin edelim. İstanbul'da bir sokak, Yeşilçam. Bugün kült hale gelen, devrinde ise ikonik bir yer. Türk sinemasının altın yıllarına ev sahipliği yapmış, Anadolu'nun saf, genç kadın ve erkeklerini artist olma sevdasıyla kendine çekmiş, şöhrete ve paraya açılan bir kapı. Tezatları içinde barındıran bir cadı kazanı. Emek ve kolay para, şöhret ve kepazelik, tevazu ve şımarıklık aynı kazanda kaynıyor. Kimi zaman geleneksel değerler baş tacı edilirken kimi zaman da toplumsal yozlaşma ayyuka çıkıyor. Yeşilçam filmleri böyle ilerliyor. Burası seyirciyi ve dolayısıyla toplumu eğitme peşinde olanlarla seyirci daima haklıdırı savunanların sokağı. Kimi 7. sanatın mücadelesini verirken kimisi de kesesini doldurmanın peşinde burada. Ama aynı zamanda sihrin yapıldığı yer bu cadı kazanı. Projektörde üretilen ışık beyaz perdeye yaşam olarak yansıyor. Acı tatlı, iyi kötü bizi anlatıyor. Belki o yüzden hiç eskimiyor ve kimi zaman unutulsa da yeniden ve yeniden ve yeniden keşfediliyor. Ve mutlaka bir kültürel moda dönüşüyor. Kitlesel iletim birimlerine, sosyal birer DNA'ya evriliyor. Kimler geçti bu sokaktan? Sultanlar, analar, turistler, ustalar, yakışıklılar, şuhu fettanlar, badiler, küçük enişteler, deliler, inekler ve... Şimdi de biz geçiyoruz Yeşilçam sokaktan. Saygı ve hürmetle hem yad ederek hem de anlamlandırmaya çalışarak geçiyoruz bu sokaktan. Sizleri de bu yolculuğumuzda yanımızda görmekten mutluluk duyuyoruz. 11. İzmir Doğaçlama Tiyatro Festivali Yeşilçam temasıyla İzmir'de olabileceği en anlamlı yerde sahne alıyor. Yıllarını tiyatroya vermiş usta oyuncu, yönetmen ve senarist Yeşilçam filmlerinin unutulmaz tiplerine hayat vermiş rahmetli Ünal Gürel'in ismine adanmış Han Tiyatrosu Ünal Gürel sahnesindeyiz. Öyleyse önce ben söylüyorum, sonra hep beraber birlikte söylüyoruz. Yanıyorsun Fuat abi! Yanıyorsun Fuat abi! Hoş geldiniz. Bunu yazdığı için Cenk'e ve seslendirdiği için Umut'a kocaman bir alkış. Evet, biz festivali evet yapıyoruz fakat tabii ki tek başımıza değiliz bu yolda. O yüzden bize destekçiler var ve bu destekçiler için biz de küçük sinemaya özgü plaketler hazırladık. Teşekkür belgeleri gibi. Sevgili Han Tiyatrosu'ndan kimse var mıdır burada? Şu an yok. Buyurun efendim.
konuya hazırlanırken ben sinema okudum ve oradan hocam Zuhal Çetin Özkan bize sağ olsun bir atölye yaptı, Yeşilçam Atölyesi. Onu sahneye davet ediyoruz. Teşekkür ederim. Yeşilçam o kadar uzak, uzun bir mevzu ki yaklaşık 10-15 yıllık bir mesele. Bugün hala izlerini görüyoruz aslında televizyonda, dizilerde de. Çok fazla bir şey söylemek istemiyorum çünkü Yeşilçam bir kalıp aslında, aynı zamanda bir kalıp sineması. Ama şu anda dönüp baktığımızda da ah nerede o eski günler, nerede o eski sinemalar dediğimiz bir dönem, bir süreç. O yüzden aslında içinde bir sürü duyguyu aynı anda barındırıyor. Hem güldüğümüz, hem ağladığımız, hem ah vah ettiğimiz, hem manipüle edildiğimiz aslında. Ve hala aynı kalıplarla bu manipülasyonu devam ettiren. Ama iyi ki var. Üzerine çok şey konuldu çünkü. Yeşilçam dönemiyle aslında, Yeşilçam dönemi ve sonrasındaki gelişmeler, sinemamızdaki gelişmeler biraz Yeşilçam üzerinden gerçekleşti. O yüzden iyi ki sinema var, iyi ki sanat var, iyi ki tiyatro var ve iyi ki sizler de var. İyi ki siz de varsınız. Teşekkür ederim. Bir atölyeyi de Ragıp Taranç yürüttü. Onunkini de size vereyim. Tamam. Çok teşekkürler. Efendim, demiştim ya, biz tek başımıza değiliz oyun hamuru olarak. Bu festivali beraber yaptığımız ekipler var. Şimdi onları tek tek sahneye davet edeceğim ve teşekkür belgelerini vereceğim. Teşekkür belgelerini vereceğim. Sadece bir belge değil. Okey, tamam. Pardon. Efendim, şimdi Yeşilçam teması üzerinden çıktık ya yola. Dedik ki, madem öyle bir fidanda biz dikelim, bir çam ağacı dikelim ve onlar adına hem bu plaketleri hazırladık, hem de bunlar aynı zamanda şunu ifade ediyor. Birer yeşil çam dikildi onlar adına. Bu fikri de verenlerden çok sağ olun, çok teşekkürler. Sırada Doğaçhane'yi davet ediyorum. Doğaçhane! Oyun hamuru
tiyatrosu geliyor. Berkant'ta kalmış. Bir de koltukta. Hemen hatırlatıyorum. Şundan sonra hatırlatayım mı onu? Ya da şimdi söyleyeyim. Efendim biliyorsunuz Alsancak'ta bir deniz patlaması yaşandı ve buraya... Yaşanmadı mı ya? Patlama değil mi arkadaşım? Deniz taşması. Peki. Patladı ve taştı deniz. Buraya kadar girdi sular. Perşembe gününe kadar gerçekten burası bir felaket durumundaydı. Koltuklarınız ıslak olabilir fakat temizlendi, kurumadı sadece. O yüzden içiniz rahat olsun ama biraz koponuz ıslak olabilir. Ama içiniz rahat olsun. Poşet isteyen olursa da burada poşetimiz var. Şimdi bizim için aslında bu festivalin şöyle bir önemi var. Biz bu doğaçlama tiyatroya başladığımızda 9 Eylül Üniversitesi Oyunculuk Anasanat Kolu'nda Selda Ergün diye bir hocamız vardı. Ve biz doğaçlama atölyelerini aldık ondan. Türkiye'de de doğaçlama adına akademik makaleler yazan, kitap çıkartan ve bizim de o dönem tanıdığımız Selda Ergün vardı. Bize çok yardımcı olduk fakat birkaç sene sonra maalesef aramızdan ayrıldı. Biz de onun adına her sene festivale katılan bir gruba, doğaçlamayı geliştiren, ona emek veren bir gruba bu ödülü vermek istedik. Selda Ergün Doğaçlama Tiyatro Ödülünü bu sene şöyle, orayı şöyle anlatayım. Çok kalabalıklar ve çok uzun zamandır aslında devam eden bir geleneği taşıyorlar. 2005 sanırım, yanlış hatırlamıyorsam. 2005 yılından beri doğaçlama tiyatro için emek veriyorlar. Sürekli ekiplerindeki insanlar değişiyor fakat gelenekleri ve sürdürdükleri anlayış değişmiyor. Bu seneki Selda Ergün Doğaçlama Tiyatro Ödülü Eydot'a gidiyor. Formalite işleri bittikten sonra artık oyunumuza başlayalım. Efendim, bugün size başta da dediğim gibi 3 ayrı hikaye yazacak buradaki arkadaşlar. Ve 3 ayrı hikayede tematik özelliklerini Yeşilçam'dan alacak. Arkadaşlarımı hep beraber ayağa alayım. Ben belli başlı temalar söyleyeceğim. Ve düdük çaldığımda o temaların üzerine arkadaşlarımı donduracağım. İki kişiyi seçecek ve o söylediğim tema üzerinden kısa bir doğaçlama yapacak. Sonra tekrar karışacaklar. Başka bir temayla başka bir iki kişi yine kısa bir oyun oynayacak. Efendim karışabilirsiniz. Müzik gelsin. Temamız Dinle Beni Evlat. Gerisi gitsin. Memnun olun efendim. Ben Deniz. Bahtiyar adı güzel. Merhaba. Ben de bu okulun sahibi Fahrettin Altıyürek. Gerçekten davetiniz için çok teşekkür ederim. Yıllarımı verdiğiniz için. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok yalnız güzel. Bizim çocuklar haylazdır. Onlara müzik dersi verebilecek misiniz acaba? Eğiteceğiz efendim. Hepsini ince
üzerimize ince işleyeceğiz inşallah. Siz çok idealistsiniz. Yalnız biz paraya bakarız. O yüzden ben bırakıyorum. Ben tüccar değilim. Ben eğitimciyim. çok. İkinci temamız imkansız aşk. Çalışıyorum beyim. Size bir kötülük etmedim ki. Lan! Sen kaç senedir çalışıyorsun? Söyle bana bir işime yarıyor musun?
Ulan, ulan sana yıllarca ekmek yedirdik be. Beyim dedik. Tepemizin üstünde tuttuk. Yazıklar olsun. Git yazıklar orta olsun. Seni kovuyorum. Ulan senin zaten işine bir şey söylemek isterdim ama... He? Polis fiyat atıyor. Çocukluğumdan beri sadece şerefim ve namusum için yaşadım. Yıllarca buradan ekmek çalanlar oldu. Paranı çalanlar, sana ihanet edenler oldu. Ama ben! Ben etmedim. Neden? Neden? Şerefim için. Sen şeref nedir bilir misin? Bilmezsin. Sen ancak milyonları bilirsin. Al o milyonları da! Kimler yürümesi bir şey yapmadı? Bir el kaldırabilir mi? Okey. Devam. Şehre giriş. İstanbul'a giriş. Altınları saydınız mı? Saydım. Hep bütün hesapları yaptım. Size 1 milyon dolara patlardım. Aa, 1 milyon dolar mı? Evet. Bizim şey vardı. 99 ben ondan sonrasını yapamamıştım ya. Şefin olayı bu. Bak teraziye koydum. Bak, 1 milyon dolar TL. Bu adam karışırsa. İyi de bu teraziye mu? Saçmalama. Lan! Nereye bu? Köyden inmiş dağdan bağdan kim bu? Sıradaki temamız Beyhane ve hepiniz varsınız. Beyhane. Teşekkürler. Beyhane'de oturularak içiliyor. Devam mı? Buradayız. Sizdeyiz. Ah canım, ne haber? Hoş geldin. İyi, bugün benim gönlüme edebilir misin? Evet, biraz da diğer dizine mi otursam 57 kiloyum. Benim için sıkıntı değil. Dediğim gibi işte yani. Lan bana yer misin yemez misin? Yer misin yemez misin? Bir dakika. Arabi mi abi? Tabii oğlum. Abi. Kadın efendim, dönüyorsun patronu. Helal oğlum. Ya ben zaten bıraktım da şimdi bu ayıp olmasın diye sordum. Neyi? Neyi bıraktın? Rakiyi. Aaa. Ben çocuklar bıraktım. Ay ilgilenmeyecekseniz gideyim Melek. Ben sen bugün bir şey içmiyorsun. İyisin insanı. Biraz canım sıkkın be. Metin ne oldu? Anlat bakayım bana derdini. Ya İzabel bak başlama yine. Ay başlama sen gel şunu bir iyi içince. Burası ne yani mi? Kirleneceğim mi ben şimdi? Kırılgay burası. Abi. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasıl geçti yolculuk? İyiydi, güzeldi. Ne yapacağız şimdi? Ne yapıyoruz burada? Yiyeceğiz, içeceğiz, dertleşeceğiz, havalayacağız. Halledeceğiz her şeyi inşallah. Yaşa be. Hadi bakalım. Hadi. Bart, Yeşilçam'ı yad ettik. Klişelerini kullanarak. Umarım sizin için de eğlenceli olmuştur. Teşekkürler. Efendim, şimdi ikinci partımıza geçiyoruz. Bu partta ses mecmuasını hatırlayanlar var mı? Yıldız dergilerini hatırlayanlar var mı? Bugün bildiğimiz bütün Yeşilçam kahramanları aslında o dergilerden, fotoromanlardan
esinlenilerek, doğru mu söylüyorum hocam? Sizi karşınızda konuşmak da çok zor oluyor. O dergilerdeki yarışmalarla birinci seçilenler kapak fotoğrafına konuluyor ve aslında artık yapımcılar onları talep etmeye başlıyorlar. Filmlerinde kullanmaya başlıyorlar. Şimdi de siz bu ses mecmuasının jürisi olacaksınız. Az önce performanslarını izlediğiniz erkeklerden bir artist seçeceğiz. Buyurunuz efendim. Erkekleri ön tarafa alabilir miyim? Çok erkek. Fazla seçebilir misin? Bir... bu neymiş? Efendim. Bir esas oğlan seçeceğiz. Bu esas oğlanımızı da sizin alkışlarınıza göre belirleyeceğiz. Teker teker öne çıkar mısınız? Ferit. Çok fazla Ferit duydum. Ferit'i aldım. Tamam. Adı Ferit. Ferit kaç yaşında? 23. 23. 32. 30. 30'lu yaşlarda. Ferit 30'lu yaşlarda. Ferit'in tipolojik özelliğine yakışıklı mı? Çirkin mi? Çok yakışıklı. Seksi. Çok yakışıklı. Ferit 30'lu yaşlarında çok yakışıklı biri. Ne iş yapıyor Ferit? Tüccar. Armatör. Esnetisyen. Şöyle sorayım. Ferit yoksul mu zengin mi? Zengin. Zengin diyenler. Ben sizin parmaklarınızı göremiyorum, karanlık. Zengin diyenler aldıkça. Fakir diyenler. Fakir. Ne iş yapıyor? Müzisyen. Doktor. Profesörmüş. Bırakmış iklik serserilik. Lanet olsun. Evet. Ne? Esnaf. Pazarcı, esnaf. Dolandırıcı. Dolandırıcı. Beğendiğin bir şey olursa al. Kötü bir dolandırıcı. Meyhaneci, öğrenci. Meyhaneci, öğrenci. Taksi şoförü. Taksici. Seyyar salatalıkçı. Seyyar salatalıkçı. Taksici. Taksiciyi aldık. Peki. Ferit'in çok kitlendiği bir amacı var. Tek düşündüğü şey o. Nedir? Karı kız. Hayalindeki Kadilla. Hayalindeki Kadilla satın almak. Zengin olmak. Otur. Başka. Evlenmek. Ailesine hacı olmak. Ailesine hacı olmak. Başka? Kürüz almak. Şahin Abbas gibi hem fakir hem de taksici olduğuna göre taksi onun değil, o sadece şoför. Kendi taksisini almak istiyor. Güzel. Başka? Beğendiğin bir şey varsa alabilirsin. Tamam, o alayım. Aldın mı? Kendi taksim olacak. Kendi taksini almak.
Okey. Nihai amacı bu. Nihai amacı bu. Peki. Ferit'i tanıyalım. Tanıt kendini Ferit. Taksi almak istiyorum. Sarı sarı. Çok güzel. Yıllardır gözümü alıyordu. Güneş gibi. Güneş görüyoruz tabii fakiriz. Daha da parlıyor sarı. Daha da. O yüzden öyle. 30'lu yaşlarıma da vardım. Artık bu nihai hedefimi en geç bir yıl, en erken de bir iki ay içinde şey yapmam lazım. Halletmem lazım. Bize arabanı anlat. Arabam? Göstereyim mi? Geçeyim. Benden önceki sahibi çok şehvetli kullanmış bunu. Bunu bekle zorlanıyorum. Evet. Gitmeyin bana şimdi. Aküsü bitmesin. Anlamıyorum çok. Böyle sedan. Tüplü ama fakirim ben. O yüzden. MG. Gördünüz. Peki. Otoparka. Ferit sürekli gittiği mahallede, yani kendi oturduğu mahallede sürekli gittiği bir esnafın yanına gider. Buyurunuz. Hikayemiz başlıyor efendim. Üçten geriye doğru sayalım. Üç, iki, bir. Başlayın. Aa Ferit abi, Ferit abi ne yapıyorsun Ferit abi? Oo yürü. Canım Ayşecik. Ferit akşam uğrayacak mısın? Canım sağ olsun, hep parayla mı olacak? Hayır duası diyorsun da belki. Her duanı alırım ben. Tamam, bir işe bakma da sorayım. Ferit çocuğum, şuradan bana bir iki ekmek koyuver. Ha siz yukarıda. Tabii abla. Ay çok hayırlı. Ne yapacak? İnşallah taksini tekinin almışsın. Çok sağ ol abla, parça parça. Hoş geldin şov. Hoş bulduk ya. Ne istersin? Ben abla için bir tane domates, bir kilo domates, benim için hıyar. Ama Feresiye yazarsan ben. Feresiye yazamıyoruz artık. Evet. Abi vallahi, vallahi. Ne diyor, ne diyor? Geliyorum ablacığım, geliyorum. Feresiye yazamıyoruz, onu diyorum. Veresiye yazamayız artık. 5 tane yumurta alabilir miyim? Tabii. Parası mı? Ne oldu Ferit? Param mı yok? Abla. Ben abla sorumlu. Mı? Kardeşim de lazım olurum belki. Estağfurullah. Yani bir 5 TL. Ona öyle deme, onu boş ver. Ben sana buldum bir tane. Ben senin için öderim Ferit. Halime Hanım önce yumurtalarınızı alın. Lazım olurdun belki. Evet sen ne istemiştin? Ben emaneti alayım abi. Al. Eyvallah. Teşekkürünü sonra alırım Ferit. Hayırlı günler abla. Sana da hayırlı işler. Özür dilerim abi. Fakirlikten açtım yani. Abla ben senin şey... Abi hakkını helal et. Attım abla. Sepet yollasaydın değil mi? Görmedin oğlum. Ferit! Oğlum, kurup alalım. Bu taksilerde bir şey yok, haberleşemiyoruz. Bağırıyorum kaç duraktır. Neredesin oğlum ya? Abi söz telsiz yaptıracağız. Parça parça önce tekeri dedik. Sonra? Dükkan, oğlum durakta araba yok, araba. Tamam, tamam abi. Yolcular bekliyor. Niye oyalanıyorsun Ferit? Nasıl alacaksın kendine taksi oğlum? Ha? Taksiye çıkmadan taksi nasıl alacaksın Ferit? Tamam abi, yemiyorum muz o zaman, yemiyorum. Al abi, al, hadi. Ferit, uğramıyorsun hiç. Gel bir tıraş olma oğlum. Papaz gibi oldun, geziyorsun. Ferit, sizin de gördüğünüz üzere mahalleli tarafından çok sevilen genç bir delikanlıdır. Ve onun yaşlı bir anası vardır. Akşam eve yorgun argın dönerken annesinin yanına uğrar. Allah razı olsun yavrum. Kafamızda kilit bile yok. Ferit yavrum, sen mi geldin yavrum? Geldim anacığım, geldim. Ah yavrum. Ver o mübarek elini öpeyim. Öbürünü de öpeyim. Ferit'ciğim, güzel evladım. Gel bir bakayım sana. Bak anacığım. Bugün yine mi veresiye almadılar? Yoksa çocuğum gözünde öyle bir şey görüyorum. Almadılar anacığım. Ben bere bile gidemedim. Gidemedim. Gidemedim anacığım. Ama söz. Seni bu sefil hayattan kurtaracağım. Abi, abi çok güzel pabuçlar gördüm. Bana onları alır mısın abi?
Alacağım kızçe, alacağım. Bir zaman, evet. Bir yıla. Benim oğlum bir de dedik etme. Yine o adam geldi çocuğum. Yine mi o köpek fakirler? E girdin eve. Selam, sabah senin. Ev sahibi olduğum için olabilir mi efendim? Ama bizim haklarımız fakir olduğumuz için geçersiz mi? Dışarıda da konuşabiliriz, buyur. Benim oğlum bir de dedik etme çocuğum. Geleceğim anne. Söyle. Benim çok samimi oluyorsun başka bir şey. Sen önden geç. Tamam. Taksiyi alacağım demiştim. Daha kirayı ödeyemedim. Alacağım. En geç bir yıla. En yakında iki aya biliyorum. Evet. Bak. Sana bir fikrim var, önerim. Zengin olduğum için kelimeler doğru seçemiyorum. Para mı desem, pul mu desem çok zordayım. Promu yapmadım 3 gündür. Kalmamış ki. Eğer arabana tesis taktırırsan bütün havaalanı müşterilerini sana yönlendireceğim. Şirketime gelen yabancı turistlerin hepsini havaalanına sen götüreceksin. Ama bunun karşılığında... Benim ticari taksimi alman için yaptığım iyiliğe bakar mısın? Ya o kadar zenginim ki artık fakirlerle uğraşmaktan sıkıldım. Eğer fakirin yanında gururlu da olmasaydım ayaklarınıza kapanırdım. Yani ilerleyen süreçte olacağını düşünüyorum. En yakın zamanda, biliyorsunuz tarihce zaten, hakkınızı ödeyeceğim. Hemen taksiye çıkıyorum, hemen. Gönderiyorum. İspanyol bir müşteri gelecek birazdan. Onu havaalanına yetiştir. Hola amigo. Evden mi çıktım ben de? Fakat Ferit onu bekleyen tehlikeden habersizdir. Hola. Madam, señor, hola amigo, sit down. Zengin adamın asıl planını görürüz. Önce konuşan beni bulmalıyım. Hoş geldin. Hoş bulduk tatlım. Güzel. Hoş bulduk. Planımı biliyorsun. Daha yakmıyor muyuz? Hayır, yakmayacağım. Tamam, çok pahalı, yakamıyorum. Düşün, zengin olmama rağmen beni etkileyen bir bütçe. Madem o kadar zengin. Bildiğin yerden vuruyorsun. Bence burada devam etsem. Patron! Patron, eroini Feri'nin arabasına yerleştirdim. Çok iyi. Erol diğeri değil mi? Patron, kadınları da sattık. Evde para geliyor ya. Çok iyi. Patron, karabanın hep saklandı. Hepsi bende. Bana madem zenginsin, neden bu kadar küçük bir tabanca verdin? Ben daha büyüğünü istiyorum. En büyüğünü, en büyüğünü istiyorum. Onu biliyorum. Ne alacağım? Büyük tabancalar geldi patron. Wow. Bunu saklayamayacağın için bunu da göndermiyorum. Evet. Tak sizin yanına gibi. O la la, bu la la, o kom gibi. Küçük tabancayı yanına al. Şöyle olsa olmuyor. Şunu da İspanyolca el kitabı. Ferit'in taksisindeyiz. Hanımefendi o barda oku. Zoborotti Ferirotto. Zoborotto. Siz birazcık daha sağa doğru yani. Birazcık sağa.
şuradaki karanlık sokağa doğru. Karanlık sokağa doğru. Bu işte bir bit yeniği seziyorum ama. Sesini içer. Dur dur çek 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 sağa çek. Aa, yine de yine. Hamilim sevgilim. Amirim. Amirim senin. Çektik zaten oğlum, indirsene adamı. Amirim soruyorum işte. Amirine sorma artık, indirsene. Artık Yeşilçam'ın yıldızlarından biri. Şimdi kadınlar oynayalım. Pardon, affedersiniz, geri alabilir miyim? Ferit. Al bakalım. Bu benim kart. Beni ara. Sen de star ışığı görüyorsun. Beni ara. Kocaman bir alkış. Kadınları alayım buraya. Evet. Sinemamızın altın kızlarını hatırlıyorsunuz. Onlardan birini seçeceğiz. Öne alayım. Müştemilat'ta Yalı'da Müştemilat'ta yaşıyor Balkız. Peki Balkız kaç yaşında? 18 27 45 24'ü aldım. 24 yaşında Balkız Müştemilat'ta yaşıyor. Peki Balkız'ın bir hedefi var. Nedir? Zengin koca. Evlenmek. O köşkün hanımı olmak. Solist olmak. Artist olmak. Almanya'ya işçi gitmek. Gerçek öyle. Duyamıyorum. Estetik parası çıkarmak.
Estetik parası çıkarmak. Güzellik merkezi açmak. Güzellik merkezi açmak. Artist olmak. Artist olmak. Peki. Onun bir zayıf noktası var. Nedir? Kardeşi. Kardeşi. Aldım. Kardeşi zayıf noktası. Tanıt kendini lütfen. Ben Balkız, 24 yaşındayım. Bir köşkün müştemilatında yaşıyorum. Orada çalışıyorum, eve hizmet ediyorum. Kardeşim var, ona bakmakla sorumluyum. Bir hayalim var, gerçekleştirmek istiyorum. Siz de destek olursanız, artist olmak istiyorum. Yetenekli olduğumu düşünüyorum. Birazdan da görürsünüz. Üçten geriye doğru kuvvetlice sayalım ve Balkız'ın hikayesini izleyelim. 3, 2, 1 Balkız! Balkız! Hemen buraya gel! Viskimin buzu sadece bir tane olmuş bu anda. Hemen iki buzlu bir tane bitir. Tabii ki. Ben uğraşamıyorum gerçekten seninle. Koydum hanımefendi. Şimdi nasıl buzumuz? İsterseniz bir şarkı söyleyeyim istediğiniz yanında. Hadi söyle, eğlendim gördüm. Ay sus be! Şey, heyecanlandım da elimde buz olduğu için koyup geleyim. Kocamı gördün mü? Hayır, kocamız mı vardı? Ay sen görmedin mi benim kocamı? Ben gözüm işten başka hiçbir şey görmüyorum hanımefendi. Balkız. Balkız, bana bir kahve yap. Ay neredesin sen? Arkadaşlarla eğlendik de biraz. Her gece bıktım arkadaşlar. Ben içeri yatmaya gidiyorum. Şey, kahvenizi içeri mi? Kahveni iç öyle git, ben gidiyorum Esma. Kustuktan sonra mı alırsınız şimdi? Kolaylaştır, parmak at. Şey, o zaman ben içeri deneyim kahvenizi. Şey, kafa orası değil, sıkıntınız o sanırım. Abla. Canım, ne oldu? Neyin var söyle, sakın benden sakınma, söyle. Kardeşim. İsmi ne kardeşinin? Ömer. Ömer'i aldım. Ömer, buraya gelmeden bir tık önce ne yaşadı? Buyurun. Senin annen baban yok ki. Biz seni aramıza aldık. Oynamıyor tane. Ben var ya. Evet, ama düşeceksin. Ömer yerde yatıyor.
dövülmüş ve oradan geçen iyi yürekli adam. Ah yavrucuğum, ah yavrum, kim ne yaptı sana? Mahallenin piçleri. Gel yavrum, gel. Kalkmasam daha iyi, kalktıkça deviriyorlar çünkü. Yavrum gel, ben seni deviriyorum. İsmin ne senin çocuk? Ömer, ama Keloğlan diyorlar. Bu iyi kalpli adamın işi nedir? Avukat. Fabrikatör. Öğretmen. Yabancı. İşinize gelen bir şey olursa alın. Kabadayı. Bence öğretmen. Alkolik. Avukat. Buyurun. Söyle yavrucuğum, ne senin ismin? Söyledim mi? Bir daha söyledim. Ama bunu Keloğlan diyorlar. Ben 100 milyon kişiyle çalışıyorum. Ne yapıyorsunuz? Çalışıyorum. Yavrum sen nerede kalıyorsun? Şurada köşk var ya. Buradan gözükmedi. Tam arkasında bir kalbimmiş demin atıyorum. Yavrum sana niye böyle davranıyorlar? Söyle bana. Onları adalete teslim edelim. Siz kimleriz bu arada amca? Ben Şevket. Avukat Şevket. Ha öyle mi? Evet. Bunlar hepsi 8 yaşında falan. Yok anne. Babam var mı? O da yok. Sana bakan var mı? Yok ablam var da hiç bana bakmıyor. Yaşamda bir lavuk var bir tane köşkte. Bak söksü ona bakıyor. Tam tersi de olur. Bana o ablam. Çek ellerini kardeşimin üstünden. Ne oluyor burada? Allah'ım. Merhaba. Ben siz kimsiniz? Şevket. Ne oluyor burada, anlat bana. Anlat hemen. Hanımefendi sakin olun. Arkadaş avukatmış. Ben Şevket. Avukat Şevket. Ben de hep o kadarını biliyorum. Avukat Şevket. Çocuğa niye böyle davranıyor? Bilmiyor ki. Nasıl davranıyorlar? Bu çocuğu niye yerden yere vuruyorlar? Hayır. Kardeşim seni yerden yere mi vuruyorlar? Söyle bana! Lütfen sakin. Çok sardı. Siz annesiz babasız büyümenin ne demek olduğunu biliyor musunuz? Bakın. Tam o sırada oradan başka bir iyi adam daha geçer. Kurtuldum. Ne oldu? İyi bir de benziyorsunuz. İyi bir çünkü. Siz kimdiniz efendim? Ben... İyi birisiyim ben. İsminiz nedir? Mithat. Ben de Şevket. Avukat Şevket. Ben de Doktor Mithat. Memnun oldum. Biz niye tanışma sonrasında? Bu gariban insanlara yardım etmek ister. Pardon. Ben evet. Çok yanlış anlamışım. Özür dilerim. Ben evet. Balkız. Ben Şevket. Bir daha söylemeyeceğim. Mithat. Balkız. Şimdi söyleyin. Size neden böyle davranıyorum? Yok mu sevdiğiniz, sevdiceğiniz, sizi koruyacak? Ya uzakta biraz anomali var galiba. Fizik biraz... Göster amcalarını! Sakın! Ben böyle niye olur bilmiyorum, tamam mı? Ama mahallenin çocukları geliyor, sen fakirsin diyorlar. Öksür bakayım mı? Bu çocuk kaç fakirsin? Sadece köşkte bulduğum prolar içiyorum. Ama Yaşar da buna yaşamak denir mi? Durun. Ha tamam durun. Peki bir şey söyleyeceğim. Şurasında şu leke. Fakat bu leke siz... Sakın! Pardon. Bu Mehmet. Arkadaşlar ben 8 yaşındayım. Çok geç. Balkız'ın hikayesini izledik. Ona da kocaman bir alkış. Efendim Balkız'la Ferit'i...
Ah. Bal kız. Benim hedefim çünkü belli. Bal kız değil mi? Evet. Sendeki ışığı görüyorum bal kız. Sen çok meşhur olacaksın. Ciddi misiniz? Neonlu ışıklarda ismini görüyorum. Bal kız. Bal kız. Bal kız. Al. Beni ara. Kocaman bir alkış. Bal kız ve Ferit'i buraya alıyorum. Yeşilçam'da şöyle bir hikaye var. Para sahipleri, bunlar bazen bir celep oluyor, bazen bir tüccar evet oluyor. Bazen klosunu yakamayan bir fabrikatör oluyor. Bunlar paraları var ve ünlü meşhurları sinema sahnesinde görmek istiyorlar ve kendi bölgelerinde bu filmlerin oynatılmasını istiyorlar ve filmlere para desteğinde bulunuyorlar. O zaman da şöyle şeyler yapıyorlar. Diyorlar ki biz Balkız ve Ferit'i aynı filmde görmek istiyoruz ve konu şu olsun. Ismarlama filmler çekilen bir dönem Yeşilçam. Yine yanlışım varsa düzeltin hocam. Teşekkürler. Yokmuş. Ne kadar ödülüyorsun Burak? Şimdi... Sana hayranız Burak. Ve şimdi sizler bu yapımcılarsınız. Para sahibisiniz. Yapıştırın. Ne istiyorsunuz? Bu ikisinin arasında bir aşk filmi çekilecek. Ya da çekilsin. Size bırakıyorum bunu da. Ve kimler olsun? Nasıl karakterler olsun? Nerede geçsin hikaye? Bunu siz belirleyeceksiniz. Evet. İkisinin arasında ne tür bir hikaye olsun? Güzellik merkezi işletsin. Yeşilçam filmi izlediniz mi? Buyurun. Önce düşman olsunlar, sonra sevgili olsun. Düşman aile çocukları. Doğru mu anladın? Öyle, sonra sevgili olacaklar. Sonra sevgili olacaklar. İki hikaye birleşebilir. İki hikaye birleşebilir. Babam sınıfı 4. Yolda çarpıyor. Babam sınıfı 4. Zengin talibi olsun. Kız da ondan kaçarken adamla tanıştı. Kimin zengin talibi? Kızı. Kızın zengin bir talibi. O deminkilerden mi? Mavi boncuk gibi de olabilir. Biri hemen sayın, biri tarif. Güzel. Şoför olarak köşke girsin ama fakir oldukları için önce birbirlerine bakmasınlar, sonra zamanla çok. Süper. Peki iki tane seçeneği oylatmak istiyorum. Bir, düşman aile çocukları olur. Sonradan aşık olsun diyenler. Dur öbürünü de söyleyeyim, ondan sonra bir şey. İki, bu deminki izlediğimiz iki hikaye devam etsin diyenler. Düşman aile diyenler. Az önceki hikaye birleştirme devam etsin. Az önceki hikayeyi birleştiriyoruz ve devam ettiriyoruz. Arkadaşlar hazır mısınız? Evet. Üçten geriye doğru sayalım. Seyirci hazır mısın? 3, 2, 1. Parti için hazırlıklar tamam. Her şey hazır mı? Evet. Ben hala giyin dedim anne. Oğlum lütfen git giyin, böyle uygun olmuyor ama. Bana yardım edecek. Şey, misafiriniz var öyle mi? Buyurun hoş geldiniz. Bir açayım ben size. Herkesin ne kadar güzelsin böyle. Üstüne bir şey giymeyecektim. Düşün göremiyorum hala. Fark ettim yani. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Tamam, oyunu için sizi ben karşılıyorum. Çok iyi oldu. Hoş geldiniz benim partime. Hoş bulduk. Hoş. Zaten görmüyor. Benim götürün. Ben üstümü değiştireyim bari. Sese doğru. Gel be amca, gel. Amca deme, lazım. Oğla yardım edin. İnşallah. Şu elime bir bisküvi verir misiniz? Balkız! Gel buraya! Balkız! Allah'ım gelemiyor! Ben bu sesi nerede dursam tanırım. Sonunda geldim! Bu çocuğu bana getir. Ömer'i bana getir. Alayım, bunda iki buz var. Babam uyanmayacak mı hala? Kim beni çağırdı? Ömer, ben çağırdım. Ben çağırdım yavrum. Siz kim için gelmişsiniz? Ömer. Ben hemen seslenip geliyorum. Pardon. Bunu içemem.
Çağırdılar abla, ne bileyim ben ya. Pardon. Ya gözlerini satın alacaktım çocuğum. Pardon. Şoförlük geldi. Bir şey vermesi gerekiyormuş. Abi açar mısın önünü? Ah ben tanıyorum. Basak koymuşlar buraya. Fakirler. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba canım. Az önce sizi gördüm gözlerim. Buyurun, ben size evin. Evet. Burası. Merhaba. Evet, güzelmiş. Ben tadımıyla geldim. Önce burayı izliyoruz. Ferit. Ferit ses ver. İyileştiniz mi efendim? Bu taraftasın. Hayır, göremiyorum. Hiçbir şey yok. Efendim, göz masraflarınızı da karşılayacağım. En geç bir yılan. Ulan bana. Lan ne fakirlik gururuymuş ya. Para var, sen gözü bul, beni alırım. Efendim, sizi mutlu edecek bir şey. Durun yakayım. İçime çekim olmadı. Misafirimiz getirir misin lütfen? Tabii ki. Buyurun, siz nikahlanmaya hanımefendiler misafirimiz. Ama... Balkız? Evet. Az çok... önce oğlumun odasına girdin. Gördüklerim doğru mu? Doğru. Gel buraya. Senin küçük yosma. Sana benim namusuma laf edemezsiniz. Benim oğlum da onayı vardı. Gerçekten mırımdan yararlanıp saldırdım yanda. Neye uğradığımı şaşındım. İpime kuşağı belirteydi. İpime kuşağı çözdü. Başlat ve binen kuşağı da defol evimden hemen defol. Yasma. Alın ne yaptın? Kurmayın oğlum. Hadi ben göremiyorum. İlk karşılaşma olur. Çekil şuradan, çekil! Tamam efendim, çekileceğim. Ama önce bana niye üzgün olduğunuzu söyleyin. Ne oldu? Şunlara baksanıza! Yalan dünya! Aslında onlar gibi olamadığım için de biraz üzülüyorum. Ben de. Ben... Siz yeni insana benziyorsunuz. Çok teşekkürler. Siz de çok mutasip ve iffetli bir hanımefendiye benziyorsunuz. Öyleyim. Maşallah. Aslında bunlara niçin katlanıyorum biliyor musunuz? Niçin kuzum? Artist olmak için. Yeteneklerimi, becerilerimi halkla paylaşmak için. Ama onlar sanat düşmanı. Eroin, kokain, kaçakçılık ve fuhuş peşindeler. Ama sen namuslu bir insana veriyorsun. Satıyor musun bir şeyler? Doğruyu söyledim. Bir kez daha yalan kılmak istemiyorum. Niye bu kadar abartılıyım? Ferit, kör adama gidip bir kız var der. İyi alışamadım şey be ya. Çok eşi yalnız. Aa şey, apartman sahibi be. İsminiz... Kulağım da mı duymuyor? Merhaba, beni sesimden hatırladınız mı? Hatırladım, buradasın. Söyle Ferit, dinliyorum. Efendim, buradayım. Bu arabasını buraya park etme ya. Efendim. Şöyle dinliyorum. Şayet bir kapısı var bu arabanın. Dün çok talihli bir olay yaşadım. Öyle bir lahzaydı ki genişledi ve genişti ve bir kızla tanıştım. Buradasın, biliyorum, devam et. Nasıl bir kız? O kadar çiçek gibi. O kadar nazenin. O kadar... Öyle bir... Şimdi bir ses, senin başka duyguların var diyor. Ama geçsin. Yaparsın tabii. Efendim, normalde ben namuslu biriyim biliyorsunuz. Biliyorum. Fakat kız, başka bir iptilası var. Biraz oroyun kokoyun öyle bir şeyler desin. Ondan dolayı böyle gayri resmi işlere benim çok elim ermez. Ama belki sizin
bağlantılarınız vardır. Mal mı istiyorsun? Öyle... Evet. Donguk. Hadi gel, gideceğiz artık burada. Son defa bak. Kimse artık bizimle dalga geçemeyecek. Tekrar karşılaşacağız. Ya yeter, yeter artık, yeter. Bunun babasını da bulacağım. Nereye gideceğiz abla? Devam. Bana tedarik edebilir misiniz acaba? Ederim. Bundan bir ay önce, bu arada en az bir ayın kaldı. Arabana bir köpek havlamıştı, hatırlıyor musun? İspanyol bir kadın. Sarışın hanımefendi. Evet. Evet, ne olmuş ona? Arabanda kokain var, çıkar. Polisler al. Köpek onun için vefflemişti. Aynı adam yine çok mükemmel kapatmış şehri. Bunlar... Kaç paket çıktı? Bir. Çok büyük. Kes bıçakla, ver bakayım. Devye ile artık. Oğlum devye ile toz gibi dağılır. Hiç kaliteyi bozmamış. Al da, al buradan bir avuç götür. Kendin götürme, kıza götür. Teşekkür ederim efendim. O 8 yaşındaki piçe de ver. Sizi tevkif ediyorum. Kokain ticaretinden cezaevine gideceksiniz. Efendim, beni tevkif mi ediyorsunuz? Evet. Ben de sizi tevkin ediyorum. Lütfen gidelim. Efendim. Avukat Şevket, gelir misin? Siz de şeyde artık cezaevi olabilir. Bu konuyu bir çözelim. Mayınlı Bey, buyurun. Merhaba. Avukat Şevket. Bu arkadaşı tevkif ettim. Neden? Çünkü kokain ticareti yapıyor. Neden kokain ticareti yapıyorsun? Siz çok iyi bir insan olduğunuz için anlamıyorsunuz. Ama velakin... Memur Bey, belki anlarsınız halimden. Ben fakir ama gururlu ve taksi almak isteyen bir sıradan vatandaşım. Size çok yaklaşmamam lazım. Sevdiceğime götürüyorum. İlaç için. İyileşsin diye. Ben bu dosyayı... Şimdilik rafa kaldıracağım. Ama ilaç için doğru. Ama son anda bir tanık çıktı. Raporunu ben şöyle uzatayım size. Ya da son anda bir tanık. Sizi tevkif etmekten vazgeçiyorum. Türk evet. Polisi adına özür dilerim. İstirham ediyorum. Ben de sizi tebrik ediyorum. Ben de sizi tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum. Böyle İyi vatandaşları durdurduğum için Allah'a esirgeyemez. İyi günler efendim. Hayırlı günler efendim. Ne yapmayın bu kadar buradan geldin? Çok güzel bir şey var size ikram edeyim. Şifa niyetine. Yeni bir sevkiyat gelecek demek. Evet. Çok büyük mal gelecek. Tamam. Şoförünü gönder. Beraber bu işi halledelim. Bu aralar canım sıkkın zaten. Hizmetçimiz evden gitti. Ne diyorsun? Biraz oyalanmak istiyorum. Hoşlandınız mı? Evet. Sadece hoşlanmıyorum. Onu arzuluyorum, anlıyor musun? Anlıyorum. Bu yaştan sonra her şeyi anlayamadım. Gözüme de perde indi, oraya indi. Allah kahretsin. Yarın akşam sevkiyat yerine şoförünü gönder. Gelecek. Onu beraber halledelim. Durun. Öyle bir şey söyle ki, şeyle, Ömer'le bir bağlantın olsun.
Benim. Evet. Ömer'le. Evet. Manevi mi? Sizin evde müştemilatta kalan bir piç var. Bilelim ya. Kaçan hizmetçi ve kardeşi. Avukat Şevket'in yanında bir tane doktor var. Sonradan gelen iyi adam. O adam dedi ki eğer genç bir göz bulursa gözlerim açılabilirmiş. Bu mallardan gelen bütün sevkiyatın parasını al, o gözleri bana getir. Promo da yak. Tamam. Kardeşi senin olacak, kız da benim. Yuvarlak oldun mu? Göremedim. Ben yaptım. Beyefendi, yeni bir tedavi yöntemleri bir bakar mısınız? Lazer diye bir şey buldum ama şu anda çok da işe yaramıyor. Gözümü daha bozmasın. Hiç mi yok bir şey? Bu kaç? Yok. Bu... Nereye geldik ben de bilmiyorum. Şurada bir bakkal var. Gel bir şeyle. Ya Lazo, Laz gitmeyin bana. Bakar mısınız? Kolay gelsin. Hoş geldiniz. Ekmek buyurun. Var mı? Ekmeğimiz kalmadı. Peki, yiyecek bir şey? Verelim. Paranız var mı? Var. Tamam. Bir paramız mı var? Elma var. Olur. Muta var ama zengin işi. Yok ne yok, var? Bize elma yeterli. Hiçbir şey anlamıyorum. Bu yetmez ki. Ama sadece iki elma aldık, yapmayın lütfen. İyi, bu seferlik yetsin. Teşekkür ederiz. Bir daha almasın. Çocuklar! Sizi ilk defa görüyorum. Mahallemiz hoş geldiniz. Merhaba teyzeciğim. Evet, biz bu mahalleye geldik yürüyerek. O zaman bir elimi öpün. Adettendir. Nasıl mahalleniz? Merhaba yavrum. Kalacak yeriniz. Kardeşim. Öyle mi? Evet. Önümde iki çocuğum var. Biri büyük, biri küçük. Küçük olan gitti. Allah bağışlasın. Sağ ol. Buralarda uygun fiyata kalabileceğimiz bir yer var mı? Benim evimin bir odasını vereyim size. Anacığım. Airbnb. Ferit. İç sesleri. Bal kız ve... Bal kız ve Ferit'in iç sesleri... Bal kızı Melike seslendirsin. Ferit'i de Yaver. Önce hangisi başlasın hocam? Fark etmez. Benim hiç sesim yok. Düşündüğümü söyleyeyim. Bu adam, daha önce gördüğüm bu adam siktir. İnanamıyorum. Gördüğüm bu kız. O evde gördüm. İşte bu kız için getirdim. Nerede lan benim kokain? İnanam neyse. Birazdan getirdim. Burada bir şey kokuyor. Ne kokuyor? Böyle Ömer mi kokuyor? Keşke sıkmadan bari yapsaydık. Peki bunlar annemin yanında ne işe? Anne? Yavrum. Seslendiğin gibi geldin. Tabii annemle tanıştık. İşte bu da benim büyük oğlan Ferit. Öpeyim anneciğim, mübarek ellerim. Bak çocuğum bunlar. Bak çocuğum bunlar yeni müşteri yani yeni misafirlerimiz. Pardon, savunma içgüdüsü. Anneciğim. Biz burada kalamayız. Niçin çocuk? Ne yapmış gibi yatarsın? Çok doğru söylüyorsun aslında da. Sus, seni hiç gözüm tutmadı bak. biz burada kalmaya doğru marka bizim var ya kalacak yerimiz. Yok, aslında kalacak yerimiz. Burada kalmak istiyorum. Çocuğum alayım, ben istederim. Kalacak yeriniz yok. Hani mahallenin hocasına denk geldik. Bilmiyorum. Sen çocuksun. İyi hissedersin. Bu mahalleyi sevdim aslında. Sürekli el öptüğümüz bir anne. Laz bakkal var. O gerçi eksi ama. Burada ne kadar çocuk yaşıyor? Çok çocuk yok burada. Biz sensiz
şu an. Abi, abi sadece kızım var. Okula gidiyor muymuş? Şöyle yapabiliriz o zaman. Yani sizi de üzmek istemeyiz. Biz bugünlük burada kalabiliriz. Ah yaşa bakalım, hadi gelin. Buyurun. Kötü adamlar. Nerede bu sevkiyat yahu? O kadar uzun zaman oldu. Harfler değişiyor. Sevkiyatın gelmesi yakın ama şoförün yok. Şoförüm gelecek. Bence bir an önce şoförünü ayarlamak. Şoförün evde inşallah. Ben oraya gideyim o zaman evlerine. Evleri de benim bu an. Bil diye söyledim. Şimdi sana soracağım tek bir şey var. Sor. Çocuğun gözü kaç güne gelir sevgiye? Bilmiyorum. Tanıdığım bir doktor var. Benim de var. Evet. Muhtemelen aynı kişidir. Bağ kızla konseri konuşması. Alo. Efendim. Komiser Şahin ben. Memur Şahin Bey. Şöyle. Size sevkiyatın ne zaman yapılacağını söyleyeceğim ama ihtiyacım olan o parayı bana verecek misiniz? Elbette. Türk polisi her zaman ihbarcıların yanındadır. Senin sevkiyatı nerede olduğunu söyleyin. Size ödül olarak tam 5.000 lira vereceğiz. Bir de gazinocu vardı tanıdığınız. Onun da numarasını verecek misiniz? Bu daha önemli. Peki, bir gazinocu hemen bulup size veririm. Tamam, o zaman bilgileri sizinle paylaşabilirim. Kim çok teşekkür ederim. Gerekiyor. Türk polisi... Bromu o kadar uzun zamandır görmüyoruz. Sanki böyle bilardoyla bu. Ben de gülerken oldum. Nakliyatlar bekliyor patron. Diyorlar ki küresan malını kaçırıyor. Senin için öyle konuşuyorlar. Ne zaman lakabım köre çıktı lan? Abi hepimiz sana küresan diyoruz. Önemli olan şu şoförün, lanet olsun şu şoförün gelsin artık. Ben şoförü bulmaya gidiyorum. Sen de içerideki polisi ayarla. Tamam. Filiz. Çok ciddi şeyler duydum. Polisten duydum. Biliyorsun ben avukatım. Her şeyini bilirim. Biliyorum Şevket Bey. Dur. O Şevkiyat var ya o Şevkiyat. Şevkiyat! Evet Şevkiyat Bey. Ona sakın gitme. Ve polise sakın bunu bildiğimi söyleme. Ben iyi bir insan. Yavrum! Fakirlikten ince hastalığa tutulmuşum yavrum. Keşke paramız olabilse. Kan olabilseydi, biz sevgiyatı anne için mutlaka iyi bir operasyon ihtiyaç var ama sadece yurt dışında. Ve 5.000 civarı bir şey lazım. Yavrum keşke misin? Paramız olabilseydi bir şekilde, sen başka iş yapabilseydin ama olmaz çocuğum. Ya da annen iyileştirir ama gözlerini alırım. Çocuk keşke seni uyarmalarına rağmen bir yere gitseydin de ben. Filmimizin sonuna doğru yaklaşıyoruz yavaş yavaş. Şimdi filmimiz mutlu sonla mı bitsin yoksa mutsuz bir sonla mı? Mutsuz. Mutlu diyenler. Mutsuz diyenler. Arkadaşlar filmimizi mutsuz bir sonla bitiriyoruz. Son 5 dakikanı toparlayın. Bu kadar bir şey olmaz, ölür mü? Harcadığın parayı da iki sene yaşayacak oğlum. Pardon. Ferit. En fazla bir yıl, en az 2 ay bölümde kaldı. Abi, ben sana bir şey söyleyeyim mi? O bile yok yani. Zile de basamıyorum. Anacığım, hangi bir... Ne dedim ben? Tıp yanılmaz. Yanılmadı da. Sen mi geldin? İçeri taşıyayım istersen. Bir kapı çalsın, ben bari açayım da. Efendim? Doktor, beyefendi, senin burada ne işin var?
bir hasta var. Ferit! Ferit! Buyurun. Gelin, kilit yok zaten. Eşya yok zaten, rahat ol. Fakir emiye. Bu, böyle olmadık bir yerde ahşaba kapanmam diye. Ferit. Dur, tamam. Ferit. Efendim? Sevkiyatı gerçekleştirmenin tek bir yolu kaldı. Söyleyin efendim. Çok iyi bir doktor buldum. Çok iyi bir malımız var. Malı iyice sıkıştırdık, presledik. Senin... Görmüyordun. Ben miyim? Evet, sen. Ben başka gözüme bir... lazer tutan doktor. Bir kolunu keseceğiz. O kolunun içine kokaini dolduracağız. Ve doktor yeniden dikecek. Evet, evet. Eğer dikişler tutarsa böyle yumuşatırız. Hadi ne kadar da güzel görüyorum. Tabii ki çıkalım. O çocuğu bir fazla dışarı çıkarmazsak yalnız. Olmana lazım. Pardon. Bu kim? Sen kimsin? Bizim... Esas sen kimsin? Sesin... Sesinden tanıdım. Röpteşen burada mı yaladı? Peki, bir şey söyleyeyim. Takip et. Tamam, çok güzel. Teşekkürler. Harika. Loz etmeye çalışıyorum. Bu işi kabul ediyor musun? Çok abart oldu biliyorum. Yavrum işi kabul et, ben ölmedim. En genç bir yıla en erken iki ay ölürüm ama. Belki kurtulurum çocuğum. Tamam, başka bir yol buldum. Annen olduğundan bahsetmemiştim. Annenle kaçıracağız. Hem onu yurt dışına tedaviye göndereceğiz 5000 verip hem de o kokainleri yurt dışına kaçıracağız. Annenin... Neresine koyuyorsun? Hayır, ona göre çalışacağım, o yüzden. Yani tahmin ettim işte biraz şişmanlık mı arkadaş? Normal bir anne olarak düşünüyorum. Yani demek istemem öyle bir şey. Yanaklarına koyalım. Kuzum, hala konuşuyorsunuz. Ne yapıyorsunuz böyle? Banyoda biri vardı, burnumu pudralarken öldü sandım annesiymiş. Annesinin gözlerini alıp taksanıza. Hadi be. Çok iyi fikir. Şimdi bu operasyonu gerçekleştirebilir misin? Yani benim bana bir şey fark etmez. Bana göz gelsin yeter. Annesini öldü. Kör adam ve doktor iç sesi. Buyurun. Kendimiz mi başkası mı? İbo Yağız. İbo Yağız. Kim? Başla. Bu işi de yapacağız ama... Kesin bir şeyler olacak. Öleceğiz gibi ama zaten de körüm ne olacak yani. Diyorum ki uzun zamandır insanı öldürmedim. Yani şu anneyi bana verseniz ha bir düşünün. Yalnız iş başka bir yere gidiyor. Çok kötü bir alışkanlığı var onun. Sizi tedavi etsek. Yapmasanız. Ben seni de kobi olarak yaparım her zaman. Aa. Eğer bunu gerçekleştirirsen seni o kızla evlendireceğim. Annene karşılık değil, annenin gözü yeter. Annenin gözüne karşılık o kızla evlenmek istiyorum. Bal kız. Kalanını ben alabilir miyim? Şey gibi, öğrencilere göstermiş kalanını. Yani ölürse alın, ölmezse bırakın. Şimdi böyle söylüyorsunuz, kolay değil. Ama kim bilir içinizden ne geçiyor. Söyle Ferit! Benim içimden bir şey geçmedi kesin. Duymadığımıza göre. O kızı istiyor musun? Bana en geç 5 dakika verin. Hemen alıyorum. Hep bir yokuş. Balkız! Balkız neredesin? Gidin bana zaman. Balkız ve Ferit. Balkız! Pardon, takın açısın daha. Seninle konuşmam gereken bir şey var. Ferit gelecek misin bu akşam? Eğer kolumu keserlerse artık seninle. Ferit dükkanlarını kapat ve yazılarda konuşur. Tamam abi sonra. Beyefendi sizde şive yetmezliği var. Asma kardeşiniz. Bunlar görürsünüz bu. Ne oldu ne diyeceksin? İnkar etme. Sen de benden hoşlanıyorsun biliyorum. Benim bir taksi hayalim vardı. Ve sonra seni gördüm. Seni hayal ettim. Senin için gayri resmi yollara girdim. Gayri meşru yollara aynı şey ikisi. Bunu ben istemedim senden. Nasıl? Ama ben... Ben sana yarayı kokayı sat demedim. Satıyorlar dedim. Ama ilk gün öyle
Eşveli, öyle nazlı bir şekilde bana söylemiştin ki. Öyle anladım ben. Satman gereksinimi düşündüm. Evet, senin için mi? Senin için her şeyi, annemi bile tehlikeye attım. Benim ünlü olmam için mi? Senin ünlü olman için, seninle beraber olmam için. Bu ağaç var ya, onu yapmak için. Ama... Bilmiyorum. Ama... Bunu yokuşa sen sürdün. Gidip o adamlarla çatışacağım. Seni de kurtaracağım. Annemi de. Uyuştur. Bal kız iki adam arasında kalır. Hangi iki adam? Ben. Daha somut olsun. Şöyle daha somut olsun. Ne? Hazırlan lan! Hazırlan! Hayır lütfen! Bir... Bakarsın ben mi yok? O zaman boğuşacağız! Niye oluyor? Ne yapayım? Işığı azaltıyoruz, ağır çekimde izliyoruz. Müzik. Ferit fazlasıyla dayak yer. En son silahını çeker. Ferit değil kötü adam. Ben. Evet. Başkan. Tam Ferit'i vuracakken bal kız araya girer. Gebereceksin köpek. Bal kız da benim olacak. Ateş eder. Bir daha ateş eder. Bir daha ateş eder. Gözüm açık. İki aşık bir daha kavuşamayacağına kadar birbirlerinden ayrılırlar seni, ve kötülük kazanır. Seni öldürmeyeceğim ki o bir tarafta bile asla buluşamayın. Benim olamadım bal kız. Ama birazdan ışıklar söneyim. Daha saçmasını çektim. Bu saçma film için kocaman... Efendim, çok teşekkürler. Ayaklarınıza sağlık. Biz bugün özel bir... Şöyle bir şey yaptırdık. Rozet yaptırdık. Bu dışarıdan satın alabilirsiniz ve aynı zamanda şöyle ayraçlarımız var. Bu iki tane efendim siz anlatmak ister misiniz bunu? Tabii. Buyurunuz. Bozukla gelin. İkisi 50 TL. Hayır ben ayrı ayrı almak istiyorum diyen olursa. Yine 50 TL. Ayraç, bu ayraç 10, diğeri rozetimiz 40 TL. Ama bozukla gelin. Çok teşekkürler. Ayaklarınıza sağlık, iyi ki geldiniz. Birkaç duyurum var sadece, onları iletmek isterim. Efendim bizler bu Aralık ayında tekrar bir oyun oynamayacağız bu Han Tiyatrosu'nda. Ocak'ta ilk oyunumuz. Fakat Aralık 12'den itibaren bir kursumuz başlayacak. Doğaçlama Tiyatro Kursu. Onu da gene sayfamızdan duyuruyor olacağız. Instagram sayfasını takip ederseniz oradan duyurularda da göreceksiniz. Tek tek arkadaşlarımı davet etmek istiyorum. Eskişehir'den Alegori. Edirne'den Çatkapı. Evet.
gibi. Seyirciyle beraber bir selfie yapalım. Evet. Ön sıraları ayağı alabilir misiniz? Yorum benzer. Seyirci ışığını bir tane kullanın. Sence ışığını açabilir misin tekrar? Çok daha çok daha. Ekranın gelmesini. Videoya gel. Hocam harika çek. Sağ ol. Hayat olsun abi. Polise gitsem mi acaba dedim?